Evet, maçın özetini izledik. Marko ile ilgili Fatih Terim'in en doğru kararı vereceğiz açıklamasının ardından bugün de sponsorluk anlaşması yaklaşık bir saat önce gerçekleşen bir organizasyonda konuşacağız. Olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Buse Nassur Meneli Trabzon'da açıklamalar yapıyormuş. Gelin izleyelim. Büyük bir emek ve fedakarlık görüyorum. Sadece bende de olmuyor bu bireysel spor ama ekibimle beraber oluyor. Önce önderliğimiz Cahit Hoca ile beraber. Ekibimle beraber bu madalyayı kazandık. Hepsine buradan da sizin önünüzde teşekkür ediyorum. Bu madalya tek başına kazanılmadı yani. Onlara eğer teşekkür etmezsem içim rahat etmezdi. Trabzon'a gelince çok güzel bir coşkuyla karşılandık. Çünkü Trabzonspor'un ilk altın madalyası ve bu olimpiyatlarda da iki altın madalyanın biri Trabzon'a geldi, Trabzonspor'a geldi. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. Böyle şehir turu atarken insanların bana gururla bakışı, gururla böyle aferin kızım, ağlattın bizim demesi, insanların ben 50 senedir ağlamıyorum, ilk defa ağladım demesi çok gurur ve mutluluk verici. Kime baktıysam, yani kimi gördüysem ağlamış. Ben dedim ki ben de ağlıyorum abi. Ben de ağladım yani, yapacak bir şey yok dedim. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz gerçekten bunu hak ediyor. Ben her zaman söylüyorum. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Böyle istediğiniz kulüpten olabilirsiniz. İstediğiniz spor branşından olabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ama ülkemiz güzel başarıları aldıkça ya da en kötü İşte yangınlar olsun, seller gördükçe hep kenetlenmeyebiliyor. İyi ki Türk'üm, iyi ki bu Türk kadınıyım, iyi ki bu bayrağı taşıyorum, iyi ki o bayrağı en yükseğe çekerek İstiklal Marşı'mı okuttum. Ne mutlu bana. İnşallah daha güzel başarıları alıp bu ülkeme, bu şehrime, bu kulübüme en iyi başarılarla gelmek istiyorum. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir sevinç yaşıyoruz tabii, gururluyuz. Daha önce de söylediğimiz gibi, Buse Nassur Meneli bundan önceki spor kariyerinde 5 kez Avrupa'da, 3 kez de dünyada şampiyonluk kazandı. Hep şunu, tabii ben de sporculuk geçmişinde Avrupa dünya madalyaları olan bir sporcuydum, olimpiyat oynayan bir sporcuydum ama belki o zamanın dönemin şartları neticesinde çok daha böyle Buse Naz gibi büyük başarılar yakalayamadık. Ama hep şunu söyledim. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, hatta defalarca Avrupa dünya şampiyonları kazanan, olimpiyat şampiyonluğu kazanan sporcular yetiştireceğim diye. Bununla ilgili de yine bir gün böyle çok düşünüyorum zaman zaman da böyle antrenman dönemlerinde, müsabakalar döneminde, kamp dönemlerinde şöyle bir tweet attım. Dedim ki bir gün olimpiyat altın madalyalı sporcuyu bu şehre, yani ülkemize, bu şehre getireceğime inanıyorum. Bunun için de var gücümle çalışacağım diye. Allah bize bunu nasip etti. Tabii çok heyecanlar yaşadık dediğim gibi ama olimpiyat heyecanı bambaşka. Duyguları bambaşka. Dünyanın en iyi sporcu, dünyanın en iyi organizasyonu, dünyanın bütün ülkelerinin işte kendi arasında bir rekabet içerisinde olup en güçlü benim izlenimini verebilmek için en fazla madalyayı kazanmak istemesi istenildiği bir yer olimpiyat. Burada da Türkiye olarak biz ilk defa fazla sayıda madalya kazandık geçmiş olimpiyatlara nazaran. Bundan ötürü de gururluyuz. Dediğim gibi çok sevinçliyiz, mutluyuz. Bu senin de söylediği gibi bu sevinci bütün ülke insanımızla, şehir insanımızla, işte kulübümüzdeki taraftarımızla birlikte yaşadık. Büyük bir coşkusuyla beraber karşılandık. Gerçekten ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunları hak ediyor. Biz tabii durmayacağız. Yani bu Buse Nassur Meneli için işte daha öncesinde açıklamış olduğum neden 8 defa, 10 defa Avrupa dünya şampiyonlukları olmasın, kazanmayalım ifademi, neden 3 defa, 4 defa olimpiyat şampiyonluğunu kazanıp şehrimize, ülkemize getirmeyelim, neden bir tarih yazmayalım, neden ismimizi altın harflerle tarihe geçmeyelim diye düşünce içerisindeyiz şu an. Bunun için tabii ilk önce bir dinlememiz gerekiyor. Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Stres yaşadık. Psikolojik problemler yaşadık zaman zaman. Çok yorulduk. Zihinsel olarak, mental olarak, fiziksel olarak çok yorulduk. İnşallah
bir müddet dinlendikten sonra, bir tatil dönemi geçirdikten sonra tekrardan kaldığımız yerden ülkemize, milletimize, şehrimize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Evet, Buse Nassürmeneli'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. Çok büyük bir gurur yaşattı bizlere Tokyo 2020'de. Ziyaretlerine de başladı Buse Naz diyelim ve yeniden futbol gündemine dönüyoruz. Markao'da, Galatasaray'da kalmıştık. Şimdi biraz önce bir